Yaz günü Temmuz'da olsa sen terlemen şeyim. Bura nere Türk fişi bu? Bütün dünya biliyor ki oralar bizim bağlayacağız. Artık Pentagon'un, NATO'nun, Dredon'un iflisi değiller. Temizlendiler. Bugün Kızıl Alman'ın, Turan'ın, Türklerin ordusudur. Taklit edip onlara özeniriz onlar gibi olmaya yetenirsek işte o zaman onlar bizimle de kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlar. Eğer ben konuşursam ne siz kalırsınız ne ben. Muhsin Yazıcıoğlu'nun katledi işinin açıklığa kavuşturulamamış olmasının sebebi de bu. Devlet bizim bir de biz yönetmiyoruz. Özal'ı zehirleyen evin hizmetçisiydi. Ya bunlar onları göreli. Sus suslar be! Akıllı olun ulan! Salaklaşmayın! Yakında göreceksiniz. Hmm. Evet. Tüyo aldık şu an. Son sözü şehitler söyler. Hay hay hazrete gider yolumuz hey canım. Hey canım. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalında. Benim söyleşi yapmayı çok sevdiğim, sizin de bir daha ne zaman ne zaman sohbet edeceksiniz dediğiniz bir isim var. Siyaset bilimci küresel çeteye infaz kitabının yazarı Murat Bahadır Akkoyun'u bir kere daha bizimle. Hocam böyle dostane bir ortamdayız. Ben böyle program bil olarak bile görmüyorum şu an yaptığımızı. Söyleşeceğiz. Doğru mudur? Eyvallah. Peki ee, neyi konuşacağımızın adını koymak adına sizin bir paylaşımınızdan yola çıkacağım. Çünkü biz sizin hep yayınlarımızda neyi konuşuyoruz? Kitabınızdan yola çıkarak küresel çeteyi konuşuyoruz. Bu küresel çete ne yer ne içer hatta sık sık söyleşilerimizde neler yaptıklarına dair ülkemizde de böyle kısa anekdotlar anlatıyor hoca. Şöyle başlayacağım. Diyor ki bir paylaşımında hoca küresel çete kimdir? Kimdir? Selahattin Eyyubi döneminden günümüze kadar gelen tapınak şövalyelerinin bugünkü modern adı olan CIA ve onun ülkelere soktuğu örgüt yapılanmasıdır diyor. Bugün küreselciler olarak bildiğimiz ve dünya finans sektörünün %70'inden fazlasını tek elde tutan toplasan sayıları bini geçmeyecek e, adamlardan bahsediyoruz diyor esasında hoca. E, tüm işleri kabala büyüleriyle dünyaya fitne yaymak diyor. Ülkemizde de defalarca fitne yaydılar mı? Yaydılar. Bugün de yine tarihten önemli bilgiler aktaracağız. Ben neyi fark ettim biliyor musunuz hocam? Geçen programda Abdullah Öcalan ve bir dönemin mitiyle ilgili önemli bir bölümü anlatmıştınız ya. Çoğu insanın bu bilgileri bilmediğini fark ettim. Bu küresel çete ne yapıyorsa ülkelere fitneyi sokuyor. Bir takım bir şeyler yapıyor ama zihinleri de kodluyor. Onu fark ettim. Hmm. Yani soru mu çıkarayım? <laughs> ben onu girizgah olarak söylüyorum. Sizin de izleyiciyi selamlamak adına belki ilk cümlelerinizi alırız diye durdum. Yani buna algı yönetimi de diyorlar. Kapaları kodlamak diyorlar. Yine çeyti varla insanlar. Öğrendikleri, dipindikleri malumata göre düşünürler. Yani veri tabanlar Bunlar veri tabanı oluşturuyorlar. Bunlar zihin inşa ediyor. Bizim yaptığımız da o. Biz de zihni inşa ediyoruz. Onlar bir algı oluşturuyorlar. Biz de bir algı oluşturmanın peşindeyiz. Ama biz iddia ötesi diyoruz ki biz hakikatin sesiyiz. Doğru neyse onu söyleriz. Ve bizim bir amacımız var. Ne o amacımız? Onların amacı dünyaya hükümran olmak. Bizim amacımız ise ölümü öldürmek. Yani bizim bir amacımız var ya. Biz bu hayatı niye yaşadığımızı biliyoruz. Ferda ne sen, ne de şu çekimi yapan kardeşler, ne de şu sokaktaki insanlarımız. Yani bu dünyaya kazık çakma niyetinde değiliz. Ya. Elbette. Ama biz bu hayatı böyle aldırıyor yaşıyoruz. Ve bizim ahir boyutu dediğimiz daha üst bir yaşam boyutunda yüzümüz ak olsun diye bugün burada bir şeylerle uğraşıyoruz. Çocuk oyuncağı değil yaptıklarımız. Senin programlarından ötürü çıldıran insanlar yani öfkeden kuduranlar var. Onların düşmanlığını celbetle pazıla yapıyorsun bu işleri. E daha önce de söylemiştim, defaatle de, de söyleyeceğim. Bu kitaba derc ettiğim bilgileri bir kısmını Uğur Mumcu yazamasın diye katledildi. Hiç uğur Mumcu'nun dape neydi? Ama küresel cift çetenin bir derdi var. Onun hedefi bu dünya. Diyor ki Tanrı benim ve benim hükümranlığımı tesis edeceğim. Bana tabi olanların yaşama hakkı var. Diğerleri yok olması gereken mahluklar. Onlar bunu gerçekleştirebilmek için sürü altı bir büroha dönüştürmek istiyorlar insanları ve bunu insanların kendi içinden yapmanın peşindeler. Dışarıdan bir zorlamayla değil, öyle bir zihin algısı, öyle bir veri tabanı oluşturmanın peşindeler ki medya vasıtasıyla, okullar vasıtasıyla insan kendi kendine dönüşüyor aşağılığa. Kendi rızasıyla, kendi kendine, onun olması gerektiğine inandırılarak kendi içinde çürüyor. E biz öyle yok. Biz neyiz? Biz özgürlüğünün insanlarıyız. Siz niçin oyunu o zaman Türklerin bozacağını, bizim bozacağımızı söylüyorsunuz? E, o az önce okuduğum paylaşımınızda örfe, töreye sahip çıkılması gerektiğini söylüyorsunuz. Biz kendi örfümüzle mi bozacağız oyunu, töremizle mi? Daha önceki yayınlarımızda da söyledim. Yine söylüyorum. Hı hı. Biz küresel çeteye reaksiyon hareketi değiliz. Biz onları bozmak için değiliz. Biz merkezdeyiz. Onlar reaksiyon. Onlar bizi bozmakla meşgul oldular. Peki bizim merkezimiz ne? Bak net söylüyorum. Tartışması uzun ama bu kitapta yazdım. Biz Horasan medeniyetinin mensuplarıyız. Horasan muhtevası esastır, merkezdedir. O nedirin cevabı ayrı bir kitap konusu. Bunun Onun da taşıyıcı gücü Türkler. Ve o küresel çetenin ezoterik tüm gücünü yok edecek ledünni muhteva Horasan'da. Ve onun taşıyıcıları da biz Türkleriz. Yani Orasa devasının muhafızı, taşıyıcısı da Türkler olduğu için. O nedenle küresel çete yegane düşman olarak dünyada Türkleri seçmiş bulunuyor. Bizi halledebilirse bütün dünyayı halledebilecek. Olacak. Halledemeyecek. Yani eğer bizi indirebilirse halledemeyeceğimiz konusunda bu tavuk mıyız? Bunun cevabını almak istiyorum. biz her şeyi Allah'la düşünürüz ve inşallah siz tek kelime, tek cümle kurmayız. Her şey bizim Rabbimizden kaynaklıdır. Onun lütfuyla elbette galip olan Allah o galibiyetinden bize de lütfedecektir. İnşallah diyeyim ben de o zaman arkasına. Ledun ilmi hocam, ilmi ledun. Kitabınızda var bu bölüm. Daha önceki yayında konuşmak istemiştim ama çok azıcık girebilmiştik. E, i̇lmi Nedun'da diyorsunuz zaman ve mekan boyutu yoktur. 11 adette paralel evren bulunur. Bunlar günümüzde Antum, bu böyle söylüyor. Boyutu. Evet. Yani bu ilmi nedon derken izleyicilerim senin son döneminde gerçekten popüler konuları ebce cifir havası ilmi. Siz şambala yani küresel çeteye hoca şambala diyor aynı zamanda. Ben ee, şimdi anlatmadılar. Evet. Ben söylemiyorum onların kendileri. Evet, ya isimlerinden biri de şambala artık biz de öğrendik hoca sayesinde. Evet. Bunlar da bu ilmi biliyorlar ve uyguluyorlar mı hocam? Biliyorlar. Uygulayabiliyorlar Uyguluyorlar. mı? Hangi metotlarla ve yollarla? Zaten şeyin kontrolü. İlmi ledunla mı yapıyorlar Biliyor, bunu? Evet. Allah adildir yani. Onlardan zuhur eden olağanüstülüklere, onlardan olağanüstülükler zuhur ettiriliyor yani. Buna ya. Buna müsaade var ya. Eee İslam sızlağında onlardan zuhur ettirilmesine müsaade edilen olağanüstülüklere istidraç denir. Bunlardan birisi Vesfasil Hennas'tır. Muvazeteyn süresinde. Hennas'ın vesvesesi. Ya yani uzaktan zihin kontrolüdür. Yani uzaktan zihini şekillendirirler. Böyle bir bilim vardır, böyle bir olay vardır ya. Ve insanları markurtlaştırırlar yani. Evet. Bunun yöntemleri var. Biz hayalden bahsetmiyoruz yani. Ee, evet. i Ledin, evet onların hissesi vardır İlm-i ledünde de. Yalnız bizimkilerin bir avantajı vardır onlara karşı. Ne o? Korunmuşlardır. Allah'ın hususi muhafazası. Allah duyuruyor onları muhafaza altına aldığını ve bu şeytansıların asla onlara ulaşamayacağını, etkileyemeyeceğini, dinleyemeyeceğini Allah Kur'an-ı Kerim'de Sakta Suresinin 8. ayetinde açık seçik beyan ediyor. Onlar asla meleği alayı dinleyemezler, vakıf olamazlar, etki koruyor. Bizimkilerin avantajı bu. Korunmuş. Onun için onların meleği alayı mağlup etmeleri imkansız da ama biz insanlar olarak, Türkler olarak devletler kurduk, kuruyoruz. Evet. Toplumlarımız, cemiyetlerimiz var. Meclislerimiz, yasalarımız var. Güvenlik kuvvetlerimiz, yargıçlarımız var. Da yasalarımızı oluştururken hangi medeniyet te e, mütaref, mütarefesine paradigmasına istinat ediyoruz. Magna Carta'ya mı istinat ediyoruz, Medine vesikasına mı istinat ediyoruz? Polisimiz, askerimiz, yargıcımız, kamu hizmetlisi tavrı ve davranışı gösterirken, tavrına, davranışına, sözüne, bakışına yön verirken neyi esas alıyor? neye istinat ediyor? Benim ifadem şudur. Horasan muhteviyatına istinat eden bir kafa gönül ve davranış dünyaya yıldız saçar, ışık olur, imrenilir, cezbeder, fetheder. Ama biz devlet, devlet yönetimi, halk olarak bu Horasan muhteviyatına ve meleği âlâ müstadlarına sırtımızı dönersek bizi kahretmeye amade, bizi yok etmeye hedefli grupları, grupları taklit edip onlara özenir, onlar gibi olmaya yetenirsek işte o zaman onlar bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlar. Temel meselemiz budur. Oh, yani Yoruluyorum. Ama ümitsiz asla değilim. Ali Ezebekoviç Bey bunları bilir. Bilir. Bak bize yaptığı büyük uyarı şudur. Her programda bunu tekrarlamak istiyorum. Keşke her sevgili yurtsever, yurtsiyat yurttaşımız her gün bunları tekrarlasa. Ali Ezebekoviç diyor ki bak. Savaş ölünce kaybedilmez. Savaş düşmanla benzeşince kaybedilir. Bak başka bir örnek vereyim. Yani genelde bir de da hepsi için kullanmıyorum onu. Çünkü sırlardan da insan insan arkadaşlar var. Ama o cani kesin Osna'da akıl almaz işlenceler yaptılar. Hele kadınlara. Ya düşün ağzından benzin döküp ateş atıyorlar tamam mı? Ha. E tabii bizimkiler çıldırmış durumdalar öfkeden yani. Onlar da falan arıyorlar. Biz daha şey yapacağız diyorlar. Model yaptınız Ali Gahber ağabey amca diyor ki hayır olmaz diyor. Yapamazsınız. Hayır olmaz diyor. Ama, ama efendim onlar evet. bize cevabı şu. Ama bizim öğretmenimiz onlar değil ki. Onun için galip geldik ama biz Bosna'da. Düşmanla benzeşmediğimiz evet. için. Ha, buradan yola çıkarak vurun işte bunu küresel çeteye diyorsunuz. Onlarla benzeşirseniz film biter. Benzeşmezsek galip olan olur. Benzeştiğimiz anda biz onları mağlup etsek bile galip onlar oluyor. Sonuçta onların dediği oluyor yani. Böyle bir incelik var. Şimdi esaret girdabı. Seviyorum bu ismi sevdim. Hoca her yayınımızda Türkiye'nin bir dönem o nasıl o girdaba kapıldığını çok net örneklerle anlatır. Bugün de o örneklerden içine koyalım istiyorum. Sizinle, merhum Turgut Özal'ı hiç konuşmadığımızı fark ettim yayınlarımızda. Çok azıcık o döneme bir girelim. Mesela çok enteresan bir bölüm var kitapta. E, Turgut Özal, Musul ve Kerkük'e giriyordu diyor tabii, hocam. Tabii, şöyle demişti, bütün dünya biliyor ki oralar bizim bağlayacağız. Ya Mustafa Kemal de bunu söylemişti. Ama katledildi, yapamadı. Akıbetleri aynı oldu. Evet. Ya bu Mustafa Kemal hedefiydi bu. 1925'te küresel çete Türkiye'de işbirlikçileriyle Kürt Said isyanını harcamasaydı Mustafa Kemal giriyordu. O nedenle artık orayla uğraşamaz hale geldik. Bunu bütün dünya biliyor. Turgut Özal hakikaten masanın öbür tarafını da bile ama bu taraftan yetişmiş. Hafize anadan yetişmiş. Hem bir derviş aile hem de çok ciddi bir bilim adamı. Ve dünyayı görmüş tanımış. Dünyanın küresel çetenin kurumlarını bile bir müthiş ve mangal mürekli bir adam. Öyle ölümden bölümden falan korkmazdı toza, Hayır. Zaten kurşunlandığı kongredeki tavrına baksana. Mermiyi yedi ama yine kalktı. Öpüncük <laughs> mermi de gelebilir yani. Binlerce umurunda bile değil. Mangal mürekli bir adamdır ve bunu Türkiye'yi o girdaptan çıkarabilmek için kendini ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadelesi vardı. Kartal Demirhan suikast e, girişimi de yani Özal'ın e, o gömleği yırtmak istemesiyle mi ilintiliydi hocam ya? Kartal Demir konuşmadı. Konuşturulmak istendi ama kurduğu cümle Türkiye'nin esaretinin itirafıdır. Demişti ki eğer ben konuşursam ne siz kalırsınız ne ben. Benzetmesini yapayım mı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun katledildiği işinin açıklığa kavuşturulamamış olmasının sebebi de budur. İlintisi var. Aynı şey, aynı evet, el, aynı gök. Bir... şu anda devlet Muhsin yazıcıoğlu kimi, nasıl, niçin katlettiğini biliyor. Ama bunu söylediği ve hükme koyduğu zaman Pentagon'la savaşmak zorundasınız artık. E savaşmıyor muyuz zaten? Hayır şu anda savaştığımız halde barış tiyatrosu oynuyoruz. Hmm. Bir de şu var. Amerika'da bizimle savaşmak istemeyen, barış içinde olmak isteyenler var. Amerika'da bizi yok etmek isteyenler var. Bir tane Amerika yok. Onun için böyle, böyle siyah beyaz gibi bir karşıtlık söz konusu değil. Ama şey anlatıyorum. Turgut Özal'ı kimin vurdurduğunu ortaya çıkardığınız zaman küresel çetenin, küresel baronların ve onun içimizdeki yavrularıyla sıcak savaş başlatmak zorundasınız artık. Onu göze almak zorundasınız. Bu öyle bir olay. Muhsin Yazıcıoğlu'nu kimlerin hangi organizasyonlarla niçin katlettiklerini ilan ettiğimiz anda sıcak savaş başlatmaya hazır olmak zorundasınız. Bunu göze almadan olmaz bu. Onun için Kartal Bebelhat demişti ki ben konuşursam ne siz kalırsınız ne ben kalırım. Korkut Özal'ın kitabınızda yer alan cümlelerini de aktarmak isterim. Bu suikastin arkasında kimin olduğunu bir ben biliyorum, bir Turgut Özal biliyor. Bir de yapan taraf biliyor ama bunun açıklanması bütün devleti sorgulatacak. insanlara, hadi canım olmaz böyle bir şey dedirtecek. O yüzden açıklanmıyor. Evet. İnsan da şimdi nasıl merak ediyor şu cümleleri şu, okuyunca. Bizim devleti parçalı. Şimdi bak Türkiye Cumhuriyet Devleti. Bizim devletimiz değil mi? Ama kardeş devlet bizim değil ya. Değil ya. ya. Yani devlet bizim de biz yönetmiyoruz. Biz yönetmiyoruz. Ya. Biz o devletin içinde mahkum bir parçayız. Hocam izin verin şunu da okuyayım çok önemli. Verdim. Türk mitinin birçok elemanının maaşlarının Amerikan bütçesinden yani CIA tarafından verildiği dönemlerden bahsediyoruz diyor hoca. Ve 45 yaşın altındaki insanlar bunu hayal zannedebilir muhtemelen diyor. Biz de sıklıkla bu programlarda o yüzden bu dönemlere gidiyoruz. Cüneyt Arjan Bey'in beş istihbarat örgütleri kitabı var. Yani Cüneyt Arjan benim de zamanımda aklımın kestiği dönemde en az 15 yıl Hürriyet Gazetesi'nde baş yazarlık yapmış bir adamdan bahsediyorum yani. Bu adamın İstihbarat örgütleri kitabı var beş Ve bu bilgiyi oradan aldım da konuşuyorum. Bitirmiyorum Kaldı ki Fuat Doğu bu ülkede 60'lı yıllarda hatta 70 muhtırasında MİT müsteşarıydı kardeşim. Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarıydı. Bu adam orgeneraldi. E bu adamın bizzat televizyonda bize verdiği çok kıymetli bir bilgi var. Demişti ki ben Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı değil CIA'yı bölge şefliğini yaptım. Ya biz esirdik. Bizim devletimiz esirdi. Devlet bizimdi de biz devleti yönetmiyorduk. Yani Pentagon, CIA, MI6, küresel çetenin bütün versiyonları devletin içinde. Siyasetçi, bakan, milletvekili, gazeteci, televizyoncu, televizyon sahibi, banka sahibi, finansçı, bürokrat, genel müdür, müsteşar olarak kanlı canlı kadrolarıyla mevcuttular. Hatta o her bir parçanın sokakta mafyaları da vardı ya. Ve bunların emniyette ve askeriyedeki adamlarından yardım görmeyen hiçbir mafya nefes bile alamaz. Ama devletin içerisindeki bu paralel devletlerin her birisinin paralel mafyası da sokakta vardı. Ve onlar tarafından korunuyor, lojistiği destek, kontrol ediliyor ve kullanılıyorlardı yani. Ama Türk devletinin de sokakta elemanları, fedaileri vardı. parçalı yapıdan bak. Bunu milletimizin anlaması gerekiyor. Devlet bizimdi de biz yönetmiyorduk. O devletin içinde biz onların himayesi altına sığınmış ana unsurduk. Zayıftık. Biz yönetmiyorduk. Devletin neyi ne zaman nasıl ne için yapacağına biz karar vermiyorduk. Onlar karar veriyordu. Ne zaman ki bizim siyasiler biz şöyle yapacağız buna karar vermeye yeltendiklerinde darbeleniyordu. <laughs> Esaret dönemi esirdi. Ee, Özal bu, ya evet. da suikaste kurban gidiyordu. kafasını kaldıran. Evet evet. yani. Evet. Merhum Turgut Özal yanı başında Abdullah Gülen var. Ama bu Ve, fotoğraf neyi ifade Ha, şimdi hoca diyor ki çok böyle bir yoruma ilk defa denk geldim. Bu fotoğraf diyor Özal uyurken yeni başında çekilmiş bu fotoğraf gövde gösterisidir diyor. Evet. Ne, nasıl yani? Turgut Özal'ın o odasına ailesi bile giremiyordu. Amerika'da. Ameliyat sonrasıdır o. Hı hı. Ayrıca, hani bu Hüsnü'nde ameliyata evet, gitmişti. Evet. Ailesinin bile girmesi yasaktı. Ailesi bile giremiyordu. Ama Fethullah Gülen girdi. Onun yanında fotoğraf çektirdi. Meydan okuyor ya. Ben istediğim zaman istediğim yere giren istediğim vaziyeti alırım ona göre. Meydan okumasıydı. Mamafi emniyet teşkilatına Turgut Özal'ın iktidar yıllarında Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde külliyetli miktarda Batılla Gülen örgütünün elemanları polis olarak alınmıştı. Özal bundan rahatsız oldu. Sızıntı diye bir dergi çıkarıyorlardı. Baş yazarı Fettoş'tu. Turgut Özal'ı örtümü olarak o baş yazısını da tehdit etmiştir. Turgut Özal'ın bu hoşnutsuz tavrından ötürü ameliyat olduğunda da ailesinin bile girmesinin yasak olduğu odaya o gitti aldılar ve meydan okudu. Ben seni istediğim zaman istediğim yerde bulur, halleder dedi ve hallettiler de. Maalesef. Özal'ı zehirleyen evin hizmetçisiydi ve o sabah suçluların iadesinin olmadığı bir ülkeye uçtu gitti. Ve bunu zehirlendiğini oğlu açıkça söylüyor bugün ya. Ve bütün laboratuvar sonuçları biliyorsunuz değil mi? Özal'ın kabri kaç sene sonra tekrar açıldı ve numune alındı evet. değil mi? Kaç evet. yıl geçmişti Epey bir geçmişti. Birkaç yıl önce tekrar açıldı diye hatırlıyorum ben de. Ama olan şey şu. Ferda Hanım, birisi vefat etti de mezara konuldu mu? 52. günde et kemikten dökülür. Ama Özal'ın cesedi duruyordu taptaze. Yıllar sonra o ceset orada duruyordu. Ve saçından Alman numuneler de zehirlendi yine tanışıldı yani. Üzal öyle bir yiğit adandı. Allah kanıyla rahmet Hocam şu da çok önemli. Günümüzde de benzer bir girişiminin içinde olduğumuz için Özal nelere aslında mail etmişti, nelerin e, işaret fişeğini yakmıştı. İşte o yüzden e, nasıl zehirlendiğini, öldürüldüğünü daha net anlarsınız Şahır diyorum. Ha Hocam şimdi Cahar Dudaev diyor ki Özal geldi, ben Özal, e, Sapar Murat Türkmenbaşı, Nur Sultan Nazar bir araya geldik. O zamanki Türk Cumhuriyetlerinin liderleri 5 yıl zarfında ülkelerimiz arasında pasaportsuz seyahat etmek üzere karar aldık. Sonra Özal gitti, öldürüldü. Bakın bu bilgiler bana Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok fedai bir yetkilisi tarafından verilmiştir. Bu sözleri bu kitaba çok pahalı bedel diyerek yazdık. Bu bilgileri benim film olur. Bunlar bizzat Çehar'ın sözleridir. Turgut Özal Turan'ı kurmanın peşindeydi. Ya evet söylediğimiz devlet başkanlarıyla gitti, toplantılar yaptılar. Evet pasaportsuz ulaşacaktı bu ülkelerin insanları kendi aramızda. Onun kararı Ama bu kovulmadı. E yani, bulmadı. Bu hedefleri koymuş bir adam ve bir taraftan Musul Kevki'ye inecekti. Orduyu hazırladı, talimatı da verdi de. Ne oldu? Ordu'nun içerisindeki Pentagon şefkaları hayır olmaz dediler. O General Torumtay istifa etmek zorunda kaldı. Girmediler. Necip Torumtay. Evet. Girmediler. Ordu tümden bize ait değildi. Sayın Torumtay bu yüzden istifası yani bu durumu kaldıramadığı için mi istifa hayır, etti? Nedir? De, ya benim evrimi yerine getiresin ya da istifa edeceksin. Hmm. İstifa etti. Evet. Yusuf Kerkü'ye girme emrini orduya diyor, hazırlamıştı. Yani ben Özal'ın iktidar olduğu yıl komandoydum. Kapan harekatında ben Irak'a girdim. O dağlarda postal gezdirdim. Ben Barzani'lerle görüştüm. Dağcı komandoydum. Gerçi sürgün komandoydum ayrı konu da. Sakıncalıydım da. Ve onun akabinde olan şeylerden bahsediyordum. Buna Yok. kararlıydı Talip ama girmediler. Asker, askeriye o zaman Türk Silahı Kuvvetleri Türk milletini değildi ki. Biz bizim olduğunu kabul ediyorduk da, bizim ordumuz diyorduk da, bizi darbeleseler de, assalar da ordu bizimdir diyorduk da, değildi. Ama onları bizimkiler yönetmiyordu. NATO yönetiyordu, Pentagon yönetiyordu. Bunu niye bugün rahatlıkla söyleyebiliyorum? 15 Temmuz'da çıktı ortaya canım. Ya hocam bir de şimdi yıllar öncesine bu kadar büyük bedeller ödeniyor. Bunlar gerçekleşsin diye. Sonra şimdi bugün günümüzde olan bir takım gelişmeleri insanlar ne kadar küçümsüyor diye düşünüyorum ya. Bak Turan'ı kuracaktı merhum Özal. Cahar Dudayev'in ağzından aktardık. Tabii. Döndü Tabii. ve öldürüldü diyor. Bugün da da ha. Ha, ha evet. Bugün... Bunların bedeli ölüm ya. Ha be bedeller ödendi. Bugün Türk birliği kuruluyor ya. Kuruldu. Türk Kuruldu. Sözde Kuruldu. Bakın sözde değil. Kurum Türk Millet Meclisi gibi bu gerçek bir kurum. Evet. Genel sekreterliği de İstanbul'da. Hocam onu hiç söylemeye çalışıyorum. Yani bu kadar küçümsenecek. Hadi canım oradan denecek meseleler değil bunlar. Bunlar birilerinin hayaliyken gerçek ben. oluyor. Şurayı yarma. Beni bağırttın. Ba al konuşun ya lütfen. İhtiyacım ben AK var Parti'nin bana. yetkilisi değilim. Onlar <laughs> anlatacak bunu. Ya yine bağırttın beni ya. Bunu yapıyorsun. Ama <gülüyor> öyle <gülüyor> bir şey diyorsun ki. Ya bunlar onları döneli. <laughs> Sus suslar be. Onlar onlar vurgulayıp anlatacak kardeşim. Ya onlar Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi değil mi? niye evet. anlatmıyorlar? Allah Allah. Medyalar yok mu? niye gündem yapmıyorlar? Bunlar bu kadar büyük olaylardır. E senden bana düştü kızım. Özal'ın, merhum Özal'ın öldürülmesine sebebiyet verilen, ediyorsun. veren olay günümüzde gerçek oldu ya. Yani bu kadar, bu kadar basit anlatmaya ihtiyaç var esasında. Yani kusura bakmasın da hiç kimse bedel ödeyenleri de anımsamış oluyoruz yani bu programlarda hoca yazmış kitabına ve ben fark ettim ki zaten bu kitapta onlarca program çıkardı e Turgut Özal'ı hiç konuşmamışız Kerkük Musuf O hayalde gerçek olur mu hocam ya? Siz dileyim kimden sorayım Yaz günü Temmuz'da sen terlemen sileyim şey. Bura nere Türkçüsü bu? Kerkük. <laughs> yani değil mi? Kerkük'ten Türkçü söyledim. Daha ne anlatacağız yani? Şu gelen aklı mıdır? sorun Bağdatlı mıdır? Ya konuşacak çok şey Evet. Ya söyle niye kendiniz frenle? Söyleyebilecek daha güzel bir ortam yok bence hocam ya. Ya yani, hoca tabii yani bu sofa bunlar bizi sınırlayan işler diyor. Biliyorum da o yüzden değişiyorum birazcık. Yani benim derdim şu bazı bedenler ödendi yani o, o bedenleri bedenler ödeyenler de ne bileyim hocam ya onların da hayal ettikleri, kurguladıkları gerçek olsun istiyor insan. Şu şu gömleği yırttıysak şöyle gerçek anlamda bir yırtalım esaret gömleğine. <laughs> değil mi? Bir şey bağırmıştık. Biraz da amiyane bir dille konuşarak. Lan oğlum ölme bahasına olacak lan demiştik. Evet. Bak bu devlet ahalinin isimsizleri vardır. Heh. Onların ne isimleri bilindiğine bilinecek. Onlar Irak, Suriye diye isimleri konulmuş ama eskinin musul Hicaz, Şam eyaletinin her metrekaresinde elleri sevgililerinin ellerinin sıcaklığından uzak, hatta çocuklarının bile haberdar olmadığı nice bu ülkenin isimsiz fedaileri vardır ki, ölümü çoktan öldürmüş, zeytin ağacının altında buluşmak üzere harekete geçmiş yiğitleri var. Zeytin ağacının altında buluşmaktan kastınız? Şehadet olayı. Hmm. Zeytin, Kur'an-ı çok uzanmış. Öyle. Şey. Hep zeytin ağacıyla. Evet. Bizimler birbirlerine öyle adres verirler. Zeytin ağacının altında buluşalım. Evet. Biz, e, Allah rahmet eylesin, Hı. şehitlerimizin şehadet ettiklerinde adları hani televizyonda sayılır. Evet. E, Hocam aileleri de bilir, toplum da bilir onların şehadetini. Bir de isimlerini bilmediklerimiz var sizin bahsettiğiniz gibi. Onların mezarları da bilinmez. Ne yapar onlar? Her şeyi yaparlar. Bizim gideceğimiz yolu temizlerler, haberimiz olmaz. Düşman da kim nasıl yaptı anlayamaz. Şimdiki MIT'e baktığınızda nasıl bir fark görüyorsunuz hocam? Çünkü onun da içinde o isimsiz kahramanlarımız var ya. Ya Cumhurbaşkanı ne dedi? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluş toplantısında külliyede Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olarak yaptığı konuşmayı söyleyelim. Yaptığımız bir kere siyah yiymiş, musatmış. Bunlar mal toplar. <laughs> onlar, onlar, onlar ne için Türk'ten bizim milli istihbaratı ya. Artık bizim istihbarat milli olmuştur. Milli olamasın <laughs> diye ona operasyon çekmeye kalktılar. Abdullah Gül Bey'in onay verdiği de bereket. Tayyip Erdoğan ameliyata girmeden beş dakika önce Hasan Hakan görüştü ve sakın gitme dedi. Abdullah Gül, Hakan'cığım git canım ifadeni alacaklar, bir şey olmaz. olmaz falan demişti. Miti yok edeceğiz demetle ama bugün bir istihbarat teşkilatımız millidir. De ben ne anlatacağım şimdi? Yani MIT'ten bahsediyoruz ya. Hı? Türk miti bugün hem teknolojik olarak hem uzay ve uydu en önemlisi de sahada zeminde. Bak teröristlerden kaç tanesi kaldı? alınan teröristlerin kod adı ne, asıl adı ne, hangi olaylarda bulunmuştu bu bilgileri nasıl elde ediyor yani? Ve dikkat et, sivil burnu kanatmadan ta, 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 hepsini ne yapıyor? Alıyor. Nasıl oluyor bu ya? Bugünkü Milli Teşkilatı öyle bir teşkilat haline inkılap etmiştir. Aynen Türk ordusu gibi. Artık Pentagon'un, NATO'nun, Dragon'un izlisi değiller. Temizlendiler. Bugün Kızıl Alman'ın, Turan'ın, Türklerin ordusudur. Hatta ne Türklerin ordusu? Ya, o? Afrika'dan, Venezuela'dan, Latin Amerika'ya varıncaya kadar tüm dünya mazlumlarının güvencesidir. Öyle bir ordu olmuştur. Görene, bilene. Lan göremezsene be. Yani. İşin özeti bu. Da nerede kaldıydık yine ben <laughs> Vallahi ben de karıştım. Ee, <laughs> ya şöyle diyenler de var. Vallahi azıcık kızdıracağım ya. Be, bunlar hep hamaset canım diyenler de var. Öyle diyorlar yani. Bayburtlar ne der biliyor musun? Ne der? Ben o, ben o ağzın ta ortasına çiçek dikeyim. Derler. Derler. Ben de onu der bıraktım. Zaten görmese de görmesin canım. Bana ne diyor hocam? Hocam bir dönemin sağ sol olayları da. Tiyatronun bir parçası mıydı? Kurgunun. İdris Kıçık Ömer'in sözünü hemen hemen her yerde tekrarlıyorum. O kim? Sen olmamıştı O kitaplarını yazdığı zaman. Bilmiyorum bir yılı söyleyin de ona göre söyleyeyim. Bir sana. bilim adamı komünistti. Hmm. Ama sahada gerillacılık yapan bir komünistti. Yunan dağlarında mesela. Kekuvera gibi bir adamdı. Hı hı. Ama bir bilim adamıydı. Fikrin anısı olan bir komünisti. O der film. Avrupa'daki sol, Türkiye'deki sal gibi. Avrupa'daki sağ, Türkiye'deki sol gibi. Tersinde Türkiye'deki sol, Avrupa'nın salcıları gibi. Türkiye'deki sağ sol, Avrupa'nın solcuları gibi. O zaman soruyorum ne sağ ne ya? kim sağcı kim solcu ya? ülkelere Altına. göre dizayn edilen bir durum altınası o zaman bu. nasıl olunuyor, soltu nasıl olunuyor ya? Allah Allah ya, küresel çeteni, küresel finans baronlarını, bir memururu müfettiş ve murakip olarak, danışman olarak alan bir sol. Allah oh, Bu oh, oh. hangi moda bir sol oluyor acaba ya? Yani şeyden bahsediyorum canım Kılıçdaroğlu'nun övündüğü danışmanı. Filmit neydi? kim Rıfkı. Sapık oğlu sapıklar. Amerika'da bunların şeyleri var. Heykelleri, yazıtları var. Dünya nüfusu 500 milyona indirilmelidir diye. Aha. Ya havaalanlarında yazılı bu. Ha? Aha. E bunun da yazıları var. Dünyada kıtlığı, dünyada kıtlığı ödemenin yolu nüfusu azaltmaktan geçer. diyor. O sapıklık. Ya bu cıfıtı CHP aldı kendine kurtarıcı danışman yaptı. Bir de Zoom ile girdi herif yani. Yani, yani ilginç şeyler. Şimdi bu sol mu oluyor? Daha doğrusu ben solcuyum diyen yani, eğer bunu kabul ediyorsa tırlan derler adama yani. E, küçük Ömer olsaydı var ya şimdi Bayburt'u sürü sövmüştü şey. Ah bir de keşke bizim Uğur Mumcu hayatta olsaydı. Bunu neler derdi acaba? Biliyorsun değil mi Uğur Mumcu'nun enteresan bir sözü vardı. Hem de salonda aciz şey falan böyle o zaman şarkılar oturuyor da konuşuyor. Diyor ki bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı İsviçre medeni yasalarına göre evlenir. İtalyan ceza yasasına göre yargılanır. Alman ticaret yasasına göre ticaret yapar. Fransız hukuk usulü muhakemeleri yasasına göre yargılanır. İslam yasalarına göre de defnedilir, gömülür. O da solcuydu. Peki Deniz Baykal solcu değil mi hı hı. Kızı profesör aslı hı hı. Baykal Peki CHP'den niye istifa etti Ya dikkat et Baykallar CHP'den istifa ediyor alo alo 1950' 2020 kaç yıl yapar ya ya 65 yıl? Peki ne diyor Aslı Baykal? Bugün siyaseti sağ, sol, ileri, geri, layık, antilayık gibi kavramlar asla tarif etmiyor. Karşılığı yok bunların artık. Türkiye'de artık siyasi tavırlar milli ve gayrimilli olarak tasnif ediliyor. Allah Erbakan Koca 1974'te bunları bize söylemişti. Ben daha kaç, 17 yaşındayım. Değil mi? 17-18 yaşındaydım Yani. Evet. İşe ya. Hı <laughs> hı. Evet, 17 yaşındaydım. Aynen şöyle derdi. Kapitalizm ve komünizm bir kimsahın iki kinesidir. Biri kapitalizmdir, biri komünizmdir. Ama timsah bunların ikisini de yönetir. <laughs> Tiyatrodur derdi. Tiyatrodur. E kardeşi kardeşe kırdırdılar hocam. E, kırdı kırılmasaydı canım Allah Allah. Hala hikayeler bunun üzerinden anlatılıyor. E, i̇yi bir antiye. Bir de geri zekalı ve geçmişin e, kurgusunu kendilerine hayat gerçeği olarak edinmiş olanlar <laughs> bundan vazgeçmek şey yapacak bir şey yok da ama zirve kuşak böyle değil. Hani kimileri kuşak kuşağı falan filan <laughs> zirve kuşak böyle <laughs> değil. <gülüyor> Onlar maval dinlemiyorlar. Hikayeye kulak vermiyorlar. Şimdi Murat dedenleri burada bunu sana anlatıyor ya. Onlar da şimdi senin bu yayını dinliyorlar ya. bir taraftan onlar interneti karıştırıyor bu adam. Kim ne diyor dedikleri doğru mu? Hamdolsun çok şükür artık onlar var. Ve onlara yalnız anlatma ortamı. Her, her daha her yerde yok. Her televizyonda yok. Her sosyal medya yok. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bunlar benim Türkiye'de... Bağırmamız lazım bu gerçekleri ya. ya. Bağırmamız lazım. Bunların hepsini... Ya, şu ben bunun için ya. yani, küresel çeteye infaz kitabı bugüne kadar ne oldu ve bugün ne oluyor izah etmek için yazıldı. Belgeleri de oldu yani. Bu izinler üzerinden e, bölüştürüyor, ayrıştırıyor, kapıştırıyor, dövüştürüyor. Ya, temel felsefeleri bunun üzerine kuruldu değil mi hocam? Küresel çete Şambala iktidarını küresel hakimiyetini iki yöntemle sağlar. Bir, dünyada mevcut bütün devletleri, milletleri, halkları birbiriyle çatıştırır. Bunu nasıl yapar? O devletlerin, milletlerin kamu yetkili kurumlarına yerleştirdiği kendine bağlı elemanlarıyla. Bu eleman doğrudur, bu eleman da bu şu devletin, bu şu devletin. Onlara görevler bu iki devleti birbirine çatıştırmaktır. Yunanistan'ın bir çotakisi gibi ya. Onun görevi Yunan'la Türk, Yunanistan'ı Türkiye'ye çatıştırmak. Onun ne Yunanistan, ne Yunan halkı, ne Yunan devleti gibi bir derdi olmaz. Olmaz. E bu Fransa'da da var. Aynısı. Hele Almanya olduğu gibi öyle de. Yalnız artık Alman gürseverler bu küresel çetenin Almanya işgalini sona erdirmek için bağırmaya başladılar. Amerika bunun en çok istila ettiği yerdir. Çöktüğü bir zavallı ülkedir. Ya Trump ne dedi ya? Trump dedi ki Amerika'da derin Amerika'ya karşı savaşıyor. O orada küresel çeteye karşı savaştığını söylerken TRT'nin haberinde Sarı saçlı bir bayanın haber sunucusunun o seçimle alakalı o akşam konu ettiği bir adama şu soruyu sorması beni çıldırttı. Lan TRT'nin haber sunucususu. Haddini mi? Trump şimdi soru soruyor. Hı. Ne dersiniz? Trump bu sonucu kabul eder mi yoksa çamura yatar mı? Hı. Ne olursun ya? Ne biçim soru oğlum bu Trump düşmanlığının sebebi ne? Senin Trump'a veyahut da bir dene düşman tavır alarak haber yönetme yetkin yok. Neyin ne olduğunu kavramak gerekiyor önce değil mi hocam? Bir cümle aman, kurmadan aman, aman, önce. Evet televizyonu, evet televizyonu. Bu da haber mi? Hocam ya ezber, kimseyi suçlamıyorum ben. Çünkü her konuda ezber bilgiler dayatıldığı için. Ben diyorum ki her insan evladı şu kitabı okusun. Çocuklarına okutsun yayın yapan arkadaşlar mutlaka okuyun. Çünkü gelmişi geçmişi geleceği var Türkiye'nin bu kitapta. Biz ya biz, konuş konuş bitiremiyoruz biz, biz, ya. Oraya. Ya 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 işte bak sol, sağ sol tiyatro muydu dedim. O neler anlattı neler söyledi. Hocam peki şey neydi? Susurluk olayı neydi? Abdullah Çatlı kimdi? Bak 1998 veya 99 yılıydı. Abdullah Çatlı ile alakalı Ankara'da ben bir 5-6 yıl yerel radyolarda haber yorum programı evet. yaptım Ankara'da. Abdullah Çatlı'yı savundum. Yani kendisi vefat etmişti. Trafik kazası dediler. Bence kaçtı Ve sahip çıkanı olmadı. Muhsin Yazıcıoğlu Bey'den başka sahip çıkanı olmadı. Ya sahip de çıkamazlardı. Çünkü çok yargılanmış, çok suçlarına itham edilmiş. Hatta kimlik değiştirmek zorunda kalmış birisi Abdullah Çatlı değil de onu Mehmet Özbay olarak hı hı. herkes. Yani milliyetçi, samimi siyasetçilerin de ona sahip çıkamamasını anlarım. Ama ben buna biraz hayıflandım Baybur tabiriyle ve dedim ki arkadaş canım sıkılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için, yurt dışında, yurt içinde adamı bir fedai olarak kullanacaksın. Ya ondan sonra da sahip çıkmayacaksın. Bu bana sığmıyor arkadaş demiştim ya. Yani. Tamam Kimdi? Liseden bir hatıramı anlatayım size. Lütfen. Ankara Atatürk Lisesi'nde okuyorum. Bayburt Ortaokulu'nu bitirdim. Babam güya daha iyi eğitelim diye Ankara Atatürk Lisesi'ne yatılı gönderdi. Beni yanlış yaptın. O Bayburt Ortaokulu'ndaki o eğitim düzeyini bir daha yakalayamadım. E kendimi ülkücü hareketin içinde buldum. Öyleydim. Hiç öğrenim ki da takılırım. Okulda zaten. Yakamda bir karış bozkurt rozetiyle dolaştım. Yıl 1974. Tamam bir gün okulun bahçesinin yanında bir yakışıklı bir delikanlı geldi genç bir arkadaş. Bahadır görüşebilir miyiz dedi. E, ben, olur dedim görüşecek buyurun. Buyur dedi. Ya dedi bizim eve gelir misin seni davet etsem dedi. Ya çaktığımızdan bir şey geçmiyor biliyor musun yani. Olur, olur dedi. Ya kimdir nedir bilmiyorum daha. Ama öyleydik ya. Eve gittik. Evden içeri bir kimse yok. Salona baktım, salonda yüzü cama dönük, sırtı odaya dönük bir koltukta bir bey oturuyor. Ayaklarını uzattı, serbaya dinleniyor. Yanında da bir kelsiz. Başka kimse yok evde. Biz yan odaya geçtik, arkadaş benimle konuşuyor. Devlet meseleleri, memleket meseleleri. Babam da Milli Selamet Partisi'nden. Gümüşhane milletvekili olmuştu Bayburt o zaman ilçeydi. E tabi babamdan ve Erbakan'dan esintiler de var bende. Arada sırada beni yoklarken verdiğim cevaplar canını sıktı. Niye sıkıldı onu da bilmiyorum açıkçası ama işte vatan, millet, devlet bunları konuşuyor benden sonra. Arada sırada da çıkıp geliyor. Ben ne bileyim ben meğer o adamın bir tane. Yanına gidip geliyor. Neyse sonunda tamam çıkabiliriz dedi çıktık sonradan bir baktım tanıdık bizim Abdullah Çatlı'ymış sonradan anlıyorum ki kardeşimiz bizi beğenmiş herhalde beni de kadroyu almaya niyetlenmiş herhalde yanında da devletliler tamam mı ama sınırı geçememişim demek <laughs> susurlu olay neydi peki hocam olay şu Abdullah Çatlı Bakın bunlar lider tiplerdir. Muhsin Yazıcıoğlu'yla Abdullah Çaplı hiç kimsenin elinden tutup torpil yaparak yükseldiği tipler değildir. Biri Sivas'ın, biri Nevşehir'in çocukları sokakta mermilerle yakıp kalkarak kavganın ortasından her gün ölüm tehlikesiyle yaşayarak yetişmiş insanlardır ve bunların ikisi de üniversite miydi? Biri ülke ocakları genel başkanı iken diğeri de yardımcısıydı. Ama bunlar öyle klasik. Lay lay rum, dernekler değildi yani. Öyle değildi. 1970'leri, 60'lara hiç benzemez 1970'ler. Ben 70 nesliyim. Darbe olduğunda Asalayla başı devletin büyük dertteydi Ermeni terör örgütüyle. de devlette Abdullah Çatıgiller'le anlaştılar olayı bitirmek üzere. Ve görev yaptılar. MIT'in nezaretinde görev yaptılar yani. Onun tarafından, MIT tarafından korundular, yönlendirildiler, taşındılar, lojistikleri sağlandı ve fakat başka bir durum var. Bunlar functioning bey Abdullah Çatlı bizim jenerasyon akıncılar. Öyle çok devletin sınırlarıyla falan kendi bizi sınırlayan insanlar olamak. Hedeflerimiz çok büyük. Mesela Muhsin Bey derdi ki kafamızı çok bozmasınlar. Gider Amerika'nın ortasında devlet kurarız. Bak bunu söylerken de ciddi ha. Öyle biz Türkiye'nin sınırlarını falan öyle kabul eden tipler falan filan değildik yani. Birçok kimse zaten bize manyak diyordu. Haklıydılar ya bunların durdukları yerden manyaklaşma. Ne haklıydı? Abdullah Çatlı bir şeyi gördü. Devletin o parçalı yapısını gördü. Hani anlattığım gibi. Ama hani ya. şu bizim gözüküp bizim olmayan devlet. Devlet biz, bizim? biz devleti sahipleniyoruz de da yöneten biz değiliz. Hı hı. Biz sığıntıyız. Paralel devletler var. Petoşu falan kastetmiyorum. Pentagon'u, Mossad'ı, CIA'yı, MI6'sı ve bunlar bak parlamentoda milletvekilleriyle, bakanlıklarda bürokratlarıyla, askeriyede askerleriyle, emniyette emniyet müdürleriyle, gazete sahipleri, televizyon sahipleriyle, banka sahipleriyle kadrolar yani. Ve bize ait değiller. Ve bunların Türkiye, Türk milleti, Türk devleti diye bir gaileleri de yok. yok. Bunu anlatmakta çok zorlanıyorum. Bu kitapta bunları anlatmak. <laughs> Ama bak başka bir şey daha söylüyorum. Mafya, mafya, mafya. Bir dakika, bir dakika. Dur, sakin ol. Bu her bir parçanın sokak hakimiyetini sağlamak için o her bir parçaya bağlı mafya grupları da vardı. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, kadın satıcılığına varıncaya kadar varlar, pavyonlar her taraf. İşte Abdullah Han Türk milli devlet kadrolarının da sokakta fedaileri var vardı. tabii ama öbür iblisleri hep engellediler ama Abdullah Çatlı yeter lan bu ne diyenler. Ve bu bütün mafya yapısını yok etmeyi kafaya koydular bunlar. Bu parçalı yapıyı yok etmeyi kafaya koydular. Halleri aşıldı. Türk devlet haklı bu yeknesak duruma gelmeye henüz razı değildi. 98 öncesiydi ve Abdullah Çatlı'yı haddini açtığı için cezalandırdılar. Trafik kazasında öldü. Kolay Bunu Sedat Bucak, Bucak Bey biliyor ama söyleyemez. Bizim Bucak haşinetinin lideri yani. Bak Bucak, Bayır Bucak. Suriye'de Bayır Bucak. Hmm. Şiverek'te Bucak. Yani Karışık bir dönemdi. Onu yazdık. İnşallah ikinci kitabımı manatın Kimse iptibas etmesin. Şu anda telif hakkı oluşturuyorum. İkinci kitabı yazıyorum. Esaret, Girgabı ve Çıkış. Bu kitabı anons etmeliyim. Bütün web kitapçılarda var şu anda. Hı, lütfen söyleyin. Ziyarlar, bize soruyorlar nereden Ziyarlar, buluruz diye. Idefix, Shopier, BKM, Kitap Yurdu. Tüm bu kitap web kitapçılarda var. Ayrıca Remzi kitap var. Diyanar kitap evlerinde var. Diyanet Vakfı'nın kitap evlerinde de var. Ayrıca birçok şehirden de hatta Bayburt'tan bile talep edilmiş kitap evlerine de giriyor. Küresel çeteye imhaz. E, 680 sayfaya 20 kitap sığdırdım. Bugüne kadar ne oldu, bugün ne oluyorum? Deşifrasyonudur ve bilgisayar evet. şun tane de ve belge vardır. Çok fazla şey yanlış biliniyor. Ezberler katilimiz oldu. Halbettim evvela da. Abdullah Çatlı ve mafya gerçeği de budur. Hmm, yine bak ezber bozuldu. Bir ezberi daha bozalım. Daha doğrusu pek çok insanın bildiği bir durum ama sizinle yine konuşmadığımı fark ettiğim bir durum. Küresel çete maşası FETÖ eliyle Türkiye'ye ben müsaade etmezsen bırak bilimsel ve endüstriyel atılım yapmayı nefes bile alamazsın mesajı vermiştir. Hangi olaylarla verdi bunu? En yakın Aselsan cinayetleri ve Isparta uçağının düşürülmesi hocam. Ya, geride bıraktığımız ağır bedeller ödediğimiz meseleler bunlar ya hafife alınan. Yani her da çok fazla kurban verdik. Çok. O bilim adamları görseverlerdi maaş için çalışmıyorlardı. Aldıkları para var ya, kuştu. Bir hedefe kilitlenmişlerdi. Toruyum ve borun nasıl müthiş bir enerji kaynağı olduğunu, Türkiye'yi dışarıya mahkum olmaktan kurtaracak bir şey olduğunu ve sinahlar, teknoloji buna odaklanmış bilim insanlarıydı. Ama düşman onların çalıştığı kurumlarda Amirdi, te tuşu işte. Genel müdürdü, daire başkanıydı, komutandı. E bunlar bu gayretlerin içerisinde son olarak koşturuyorlar, heyecan yaşıyorlar, sevinç çığlıkları atıyorlar. Ama bunlar bunu sonuçlandıramazsınlar diye aynı bütçeden maaş aldıkları, aynı kadrolarda çalıştıkları, küresel baronların o kurumlardaki yavruları tarafından sabote edilip katledildiler. Niye? Türkiye kapısı küresel kapısı. çeteni biçtiği kendi işte o şablonun dışına çıkaması. Esaret altında zavallı abuk sabuk ekiş bitiş bir ülkeme bir beyni kiralanmış bir zavallı halk gülübü olarak devam edelim diye ya. Buna özgürlüğün bedeli deniyor. Buna bağımsızlığın bedeli deniyor. Vallahi 2023 yılı küresel aktör, tam bağımsız, bölgesel lider Türkiye'ye dönüp mü yürüyeceğiz? Yoksa eciş, bücük, bücük küresel çetenin içimizdeki rifkinleri tarafından ucubeleştirilmiş bir halk ve bize ait olmayan kiralık bir devlet pozisyonuma mı indirileceğiz? Yahu 2023'te paranoya falan yapmıyorum. Bunun tercihi yapılacak ya. Gerisi laga ya. Vallahi bu ya. Hocam bütünüyle bu dar gömleği yırttık diyebiliyor muyuz? Bir dolarizasyon kaldı. Ha evet geçen de söylemiştiniz. Onu hallettik mi? Bir dolarizasyon kaldı. Hayır. Yani mübadele vasıtası olarak doları geçersiz kıldığımız Hı. anda Sadece biz değil, bütün dünya bağımsız. Yunanistan'ı bir korku almış. Hani e, merhum Özal'ın zamanında işaret fişeğini attı ama canıyla bedenini ödediği hadise var ya Turan Türk Birliği kuruldu diye zaten defaatle pek çok yayınımızda konuştuk. E, şimdi Yunanistan şundan korkuyormuş. E, Azerbaycan bize yapılan herhangi bir hareketi kendine yapılmış sayacağı için karşımızda sadece Türkiye yok. Korkusu sardı. Ermenistan'da keza aynı şekilde çok net hatırlıyorum bir yayınımızda sınırlar kalkacak, evet. pasaport bitecek, evet. ortak bir devlet olacağız dediniz. Evet. Bize o fotoğrafı bugünden bir kere daha çekseniz ne koyarsınız içine? Bir, ya Yunanistan'ın böyle bir korkusu varsa güler geçerim. Türkiye Yunanistan'la ilgilenmesine gerek yok ya. İstanbul'un tophaneli yiğitleri yeter onlara akıllarını başlarına toplasınlar. Ya Türkiye, Yunanistan diye bir dert, dert edinmez kendine ya. Yani. Vallahi bizim şu Ankara'nın, efendim ben söyleyeyim şu, neydi o, bizim bent Bentderes'indeki mahallenin adı. Çinçin. Çinçin. Çinçin'in bebeleri, Tophane'nin, Balat'ın, Karagümrük'ün bitirinler yeter onlara ya yani. Türk Milleti'ymiş, Türkiye Devleti'ymiş falan yani bunlara. Ne Azerbaycan'ı, Türk dediğim gibi yani. Bu semtler yeter onlara da yalnız Türkiye bunu yapmaz. Çünkü Türkiye Yunanlıları, Yunan halkını öldürmek istemiyor. Kıllarına zarar gelsin istemiyoruz. Bereket ki Yunanistan'da da bizim gibi düşünen yiğit delikanlılar var, yiğit kadınlar var. Asla çatışma istemiyorlar. Ama Yunanistan'daki kürese çetenin iblis uçakları bu çatışma çıksın diye provoke ediyorlar. Evet. Türkiye dolayısıyla hem Türkiye'den bu çatışmayı provoke edecek terör olaylarını bloke ederken öbür tarafta Pentagon'un kürese çetenin silah şirketleri vasıtasıyla da A, Yunan Hükümeti, Savunma Bakanlığı falan geç onları bir tarafa herhangi bir saldırıyla sağ savaşı provoke etmelerini de engellemek gibi bir görev yüklenmiş durumdayız. Burada Yunanistan halkına şey söyleyeyim. Bak kardeş, Karadeniz'de senle horon tepip Selanik'te Sirtaki oynarım Tamam mı kardeş? Evet. Kardeş Yunan kelimesi 1700'lerde çıktı piyasaya. Ondan önce Yunan milleti yok. O Ortodoks kilisesinin papazlarına söyleyin, akıllarını başlarına toplasınlar. Bir tarafta Ermen, yiğit adamlar adı verine kökeni Türkçe olan Ermenileri Türklere düşman etme operasyonu yürütürken ya Yunanistan sizin kökünüz Pinaxlardır, plaksla, Turani kavimdir kardeşim. Yunan diye milleti Ortodoks kilisesi ürettiği, sınırları onlar çildi, Küresel çetenin iblisleri de düşmanlığı kanırtıyor. Bunu Mustafa Kemal biliyordu. Onun için Yunanistan'da savaş biter bitmez Venizelos'u koluna kattı ve Balkan Paktı'nı kurmaya yöneldi. Akıllı olun ulan! Salaklaşmayın! Ben de oğlum kardeş kardeş yaşamak varken Karadeniz'in Akdeniz'in Adalar denizinin zenginliklerini ve güzelliklerini olan beraber paylaşmak varken lan sarak mısınız oğlum? Niye düşmanlık ediyorsunuz? Neyli zaten? Pentagon'un küresel çeteli, iblis, kanemici, silah şirketlerinin paralı canisi, askercikleri lan sizin namusunuzu, özgürlüğünüzü, vatanınızı mı korurlar zannediyorsunuz? Salaklar! Çıprasa kulak verin çıprasa. Girip de Miçotas, Miçotas peşine Yunan devletine, Yunan milletini falan düşünmüyor ben olsun. Evet, biz bu sınırlar istemiyoruz. Aramızda i̇şte, niye sınır olsun ya Yunanistan'da? La çizdim attım. Bu tamam <laughs> Yunanistan yine Yunanistan, Türkiye yine Türkiye'de. Oğlum bu sınıra ne lüzum var be? Allah Allah. Bindim araba var, nüfus <laughs> kağıdımı gösterdim. Selamun Aleyküm <laughs> O da Yunanca ne diyorsa. Bastım gittim, o da bastı geldi. Bu kadar basittir. Ya o kadar basit gerçekten de evet. budur. Bütün sınırlar lanettir. Bak kardeş şu anda Bulgaristan vizeleri kaldırdın. Gider mi seninle şeye Eminönü'ne o tarafa Mahmut Paşa'ya Edirne'ye? Hep Bulgaristan vatandaşları. Çok da rahat geliyorlar da ne yabancılık çekiyorlar ne düşmanlık hissediyorlar. Yağlı, bağlı, muhabbette, cıvıl cıvıl ortalık. Yani niye düşman olur? E biz burada Türk kardeşlerimiz o sınırları fiziki anlamda ne zaman, nasıl kaldıracağız hocam? Çok basit bir kararla. Türkiye bunun kararını aldığı anda Bulgaristan İstanbul'u davul karşılar. Ha Yunanistan'ı haklılıkla mahvederiz. Buradaki Herkesin. Türk kardeşlerimiz Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Türk Birliği'nden bahsediyor Onlar zaten kalkıyor. Hali hazırda var. Var. Eli kulağında mı, yakın mı yani efendim. sınırların kalkması, pasaportun Tabii canım, elbet. olmaması? Elbette. Elbette. Elbet. Hoş bitti. E, şimdi ittim. de olacak. Bir tık kaldı. Şimdi bizim Özbekler kendilerini Özbek milleti, Kazaklar Kazak milleti, Tacikler Tacik milleti falan zannediyor. O da küresel çetenin ayrıştırdığı. Elbette Ama bunların hepsi aynı zamanda kendisinin Türk milletine mensup birer soy olduğunu fark etmenin hemen arefesindeler. Artık Afganistan'a, Pakistan'a, Hindistan'a ne diyoruz Ferda? Güney Türkistan diyoruz. Yakında göreceksiniz. Hmm. Evet. Tüyü aldık şu an. İmran Han kim ya? Adamın adı ne? Han Han. Pakistan'da Han ismi soy Türklere verilir. İmran Han gün bir halkla geliyor. Ve ne demişti Pakistan'daki Tayyip İmran Han, hani Karabağ Savaşı'nda Aliyev kardeş, İlham büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız. Bizim de Cumhurbaşkanımız, alo! Biz Türkiye ile tek millet iki devlet izleyen İmran Han itiraz etmişti. Ne münasebet. Üç devlet tek milletiz demişti ya. Ben de onu diyorum ya. Öyle olacağız ya. Darbelendi. Darbelenmedi. Türkiye gibi bir doğrultuya girdi İmran Han. Fakat Pakistan devleti ilişkiler açısından Türkiye gibi Pentagon'a bu net, bu şiir netlikte bir cephe açma imkanı henüz oluşmadığı için İmran Han'ı cephenin gerisine çektiler. Hmm. Mecliste güven oyuyla düşürdüler. Geri plana çektiler. E, o zaman şu en baştan anlattıklarınıza bakarsak hakikaten hocam vakitsiz de gül açmıyor. İşte bir hazırlık gerektiriyor. O güce erişmeniz gerekiyor değil mi o dar gelen gömleği yırtmak için? Final cümlelerini alalım doluyor böyle bir geliyor bir şey orada. Şimdi Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti var. Yüce Allah buyuruyor ki Allah içinizden şehitler edinmek ister. Bunun bedeli şehitlerdir. Şehadet. Onun için benim bir cümlem var tatku birlikte yer açıyor da, yer almıyor da ben bu becizeyi hediye ediyorum. Son sözü şehitler söyler Ferda. E son sözü şehitler söyler dedi Murat Bahadır Akkoyun. Bunun üzerine de artık yeni bir soru olmaz. Çok lezzetli bir söyleşiydi de. Arada az önce bir Kerkük türküsü mırıldanmıştınız. Şöyle sizi çok hislendiren, duygulandıran, bizi anlatan, Türk milletini anlatan böyle bir bir şey var mı bir Türkü hazinenizde hocam? Da, çok sevdiğiniz. Valla mırıldanın biraz onunla bitirelim. Şu bizi anlatsın. Bilmiyorum sizin en sevdiğiniz van van nedir ben bilmediğim ama için. De, fakat çıkaramıyorum. Çok ağır. Zahit bizi çaneylem. Ha, hay ha. hay. Hak ismin okur dinimizi hey canım Hey canım halk ismin okur dilimizi eyvallah Hey hey dost sakın efsane söyleme Hay hay hazrete gider yolumuz hey canım Ey canım hazrete gider yolumuz eyvallah. Hey hey dost. Bunda bizi etkileyen bu sözlerde öyle bir şey var ki. Vallahi dinleyen herkese etkiliyor hocam. Sayınmayız parmak ile. Tükenmeyiz kırmak ile. Nokta. Evet. Murat Bağdırak koyunu çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ey, göremedik ama yani. Oldu oldu çok güzel oldu. Valla efsane bir yayın oldu yine. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Şu bu okuyun okutturun. Artık bilimde tüy bitti. Çok şey öğreneceksiniz. Bilmediklerinizi öğreneceksiniz. Küresel Çeteye infaz, Kökten Siyasi Çözümleme. Tekrar teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle.